Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok beğendiğim bir modelin yapılışını anlatacağım. Modelimiz çok kolay arkadaşlar. Yeleklerde, bebek yeleklerinde, yetişkinlerde, süveterlerde, hırkalarda, şallarda kullanabileceğimiz çok kolay bir model. İnce iplerde modelimiz kendini çok göstermiyor. Ben bugün kalın bir iple çalışacağım. Elimde olan kalın bir iple çalışacağım. 3,5 numara şiş kullanacağım. Ben lastik yaptım, model kendini birazcık göstersin diye. 2 sırada düz ördüm arkadaşlar. Sizler de böyle başlarsanız model kendini daha güzel gösterecektir. Modelimiz 14'ün katlarından oluşuyor. 14 ilmekte bir model kendini tekrar edecek. Şimdi ben hemen modelin yapılışına başlıyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olup yorum beğeni yaparsanız çok memnun olurum. Önce 4 tane kenar ilmeği yaparak başlıyorum. Kenarına 4 ilmek yaptım. Sizler 2 ilmek yaparak da başlayabilirsiniz. Şimdi modelin kurulumuna başlıyorum. 6 ilmek örüyorum. 6 ilmek ördüm arkadaşlar. Hemen şu 2 tane ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. 2 ilmeğimi beraber alıyorum. Örüş şekliniz benim gibi ise 2 tane ilmeğin yönünü değiştirelim. Şöyle bakınca belli oluyor zaten düzgün olması gerekiyor. 2 ilmeğimi beraber aldım. 1 tane doladım. Şimdi 6 tane örüyorum. 6 tane ördüm. 2 ilmeğimi beraber aldım. Tekrar doladım. 6 ilmek ördüm. 14 ilmek örmüş oldum arkadaşlar. Şimdi tekrar diğer modelime başlıyorum. 6 tane örüyorum. 2 ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. 2 ilmeğimi beraber alıyorum. Doluyorum. 6 tane örüyorum. 2 model kurmuş oldum arkadaşlar. 6 tane ördüm. 2 ilmeğimi beraber aldım, doladım, tekrar 6 ilmek ördüm, ikinci modelime başladım, 6 ilmek düz ördüm, 2 ilmeğimi beraber aldım, doladım, 6 ilmek ördüm. Modeli bu şekilde kuruyorum, yan yana bu şekilde tekrar ediyorum. Tekrar yeni modele başlamak için 6 tane düz örüyorum, tekrar 2 ilmeğimi beraber alıyorum. Ben 2 model üzerine kuracağım şimdilik. Tekrar 4 tane kenar ilmeğimi ördüm. 2 başlarda 4 tane ilmek düz örelim. Sizler istediğiniz kadar modeli yan yana tekrar edebilirsiniz. Ben 2 model üzerine başlıyorum. Modelin arka yüzüne geçtim. Arka yüzde bütün ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Artmış olduğum ilmeği de ters olarak örüyorum.
İlk sıramız böyle arkadaşlar. Bütün ilmekleri arka yüzden ters örüyoruz ilk sırada. Şimdi modelimin ön yüzüne geçtim. Şimdi 4 ilmeğimi yine örüyorum. Bunlar kenar ilmeklerim. Şimdi yine modelimi örmeye başlıyorum. Bir önceki sırada 2 ilmeğimi beraber almıştım. Oraya kadar örüyorum. Şurada 2 ilmeği beraber almıştım. Yine 2 ilmeğimi beraber alacağım. Yönlerini değiştiriyorum. 2 ilmeğimi beraber aldım. Doladım. Yine düz örmeye devam ediyorum. Yine 2 ilmeğimi bir önceki sırada beraber almıştım. Oraya kadar düz örüyorum. Yine burada 2 ilmeğimi beraber alıyorum. Şuradan şişimi takıyorum. 2 ilmeğimi beraber aldım, doladım. Diğer ilmeklerimi düz örgü olarak örüyorum. Şimdi arka yüze geçelim arkadaşlar. Burada birazcık dikkat edelim. İlk sırada arka yüzden bütün ilmekleri ters örmüştük. Şimdi çeviriyorum. Ters örgüyle başlıyorum. Şurada ikisini bir aldığım ilmek var arkadaşlar. Şurada. Oraya kadar bütün ilmekleri ters örüyorum. Artmış olduğum ilmeği de ters örüyorum. Şurada. İkisini bir aldığım ilmeği de ters örüyorum. 3 tane haroşa öreceğim. 1 2 3 Artmış olduğum ilmeği ters ördüm. Hemen yanındaki bir önceki sırada ikisini bir aldığım ilmeğimi de arka yüzden ters örüyorum. 3 tane haroşa yaptım. Şimdi yine ters örerek devam ediyorum. Artmış olduğum ilmeği de ters örüyorum. İkisini bir aldığım ilmeğimi de ters örüyorum. Tekrar 3 tane haroşa yapıyorum. Diğer ilmeklerimi yine ters örüyorum. Şöyle bakalım. Şuralarda arkadaşlar 3'er ilmeğimiz ön yüzden haroşa olacak. Şimdi hemen ön yüze geçtik. Ön yüzden 3. sıradayız arkadaşlar. Yine örmeye devam ediyorum. İkisini bir almış olduğum ilmeğe kadar düz olarak örüyorum. Şurada 2 ilmeğimi beraber almıştım. Yine 2 ilmeğimin yönlerini değiştirip 2 ilmeğimi beraber alıyorum. Doluyorum. Yine 2 ilmeğimi beraber aldığım ilmeğe kadar düz örgüyle devam ediyorum. İlmeğim kalınca yine yönlerini değiştireceğim. Şurada 2 ilmeğimin yine yönünü değiştiriyorum. Başını doluyorum şişimin. Sona kadar düz örgüyle devam ediyorum. Şöyle bakalım. Şuralarda arkadaşlar haroşalarımız çıkmaya başladı. Çeviriyorum.
ters örgü olarak arka yüzden devam ediyorum. Artmış olduğum ilmeğe kadar ters örüyorum. Şurada artmış olduğum ilmeği de ters örüyorum. Şöyle çeviriyorum arkadaşlar. Şu düz olan ilmeğimi, ikisini bir aldığım ilmeği de düz örüyorum, ters örüyorum arka yüzden. Yine 3 tane haroşa yapıyorum. 1 2 3. Bir önceki sırada 3 tane haroşa yapmıştım. Yine 3 tane haroşa yapıyorum. Bir tane buraya kaydırmış oluyorum 3. haroşayı. Tekrar ters örgülerle artmış olduğum ilmeğe kadar devam ediyorum. Artmış olduğum ilmeği de ters örüyorum. İkisini bir aldığım ilmeği de ters örüyorum. 3 tane haroşa yapıyorum. Diğer ilmeklerimi de ters örerek yine ön yüze geçiyorum. Yine ön yüze geçtik arkadaşlar. Yine şöyle bir bakalım. Yine düz örgüyle devam ediyorum. Şurada yine ikisini bir aldığım ilmeğe geldim. Yönünü değiştiriyorum arkadaşlar. Yine ilmeklerimin iki ilmeğimi beraber alıyorum. Doluyorum. Bir tane düz örüyorum. Başını doluyorum. İki ilmeğimi beraber alıyorum. Şuradan bakalım arkadaşlar. Haroşaları yaptım. İki ilmeğimi beraber aldım. Yönünü değiştirip doladım. Bir ördüm. Doladım. İki ilmeğimi beraber aldım. Yine düz örgülerle devam ediyorum. Yine iki ilmeğimi beraber aldığım yere gelince burada ilmeklerimin yönünü değiştiriyorum. İki ilmeğimi beraber alıyorum. Doluyorum. Bir ördüm. Doladım. İki ilmeğimi beraber aldım. Diğer ilmekleri düz örerek devam ediyorum. Bakın. Şimdi çevirdim. Yine ters örerek devam ediyorum. Arka yüzdeyim. Dolamış olduğum ilmekleri de ters ördüm. Ön yüzde ikisini bir almıştım. O ilmeğimi de ters örüyorum. Yine haroşalara 3 tane örüyorum. Yine bir tane kaydırmış olacağım. Şöyle bakın arkadaşlar. Bir tane kaydırdım. Diğer ilmeklerimi ters örüyorum. Yine dolamış olduğum ilmekleri örüyorum. İkisini bir aldığım ilmeği de ters örüp 3 tane haroşa yapıyorum. Diğer ilmeklerimi ters örüyorum. Düz örgüyle devam ediyorum. Modelimin ön yüzündeyim. Şimdi arkadaşlar artık burada artma yapmıyorum. Şurada artma yapmıyorum.
Bu ilmekleri düz örüyorum. Şimdi başını dolayıp bu tarafa doğru artıyorum. Şimdi sola doğru artacağım. Pardon, keseceğim. Düz örüyorum ilmeklerimi. Yine burada da kesme işlemi de yapmıyorum. Artma işlemi yapmıyorum. Yine şurada sola doğru artıyorum. İki ilmeğimi beraber alıyorum. Üçüncü haroşa sırasını yaparken arkadaşlar, diğer modelimin temelini kuruyorum. Şimdi buraya biraz dikkat edelim. Ters örgülerle başladım. Şurada ikisini bir aldığım ilmeğe gelmeden önce arkadaşlar, 3 ilmeğimi haroşa olarak öreceğim. Yine o ikisini bir aldığım ilmeğimi ters örüyorum. Dolamış olduğum ilmeği de ters ördüm. Diğer ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Yine 4 ilmek kalınca 3 ilmeğimi haroşa yapacağım. Devam edelim. Tekrar bir tane daha örelim arkadaşlar. Şöyle bakalım. Şurada ikisini bir aldığım ilmek 3 ilmek kalınca haroşa yapıyorum. 1 2 3. Tekrar 2 ilmeğin beraber aldığım ilmeğimi ters örüyorum. Artmış olduğum ilmeğimi ters ördüm. Diğer ilmeklerimi ters örerek arka yüzü bitiriyorum. Tekrar ön yüze geçiyorum. Düz örgülerle başladım yine. Yine artmış olduğum yere kadar örüyorum. Artmış olduğum yere geldim arkadaşlar. Doladım. 2 ilmeğimi beraber aldım. Yine düz örgülerle devam ediyorum. Artmış olduğum yere kadar düz olarak örüyorum. Doladım. 2 ilmeğimi beraber aldım. Tekrar düz örgülerle devam ediyorum. Şöyle bakalım, ortaya çıkmaya başladı model. Hemen çevirdim. Arka yüzde ters örgüyle devam ediyorum arkadaşlar. Yine haroşa olan yere kadar. Şurada 4 ilmeğim kalınca arkadaşlar, yine haroşa yapacağım. Şöyle bakalım. Birer tane kaydırıyoruz arkadaşlar haroşalara. 3 tane haroşa yapıyorum. Burada ikisini bir aldığım ilmeğim yine arka yüzden ters örüyorum. Onu haroşa yapmıyorum. Yine artmış olduğum ilmeğe 4 ilmek kalana kadar örüyorum. Şurada bakın arkadaşlar, artmış olduğum ilmek şurada. Buraya 4 ilmek kalana kadar ters olarak örüyorum. Modelimiz karışık gibi görünse de çok kolay bir model. Sıralarını takip ederek yapınca çok kolay olduğunu göreceğiz arkadaşlar. Şimdi 4 ilmeğim kaldı yine artma yerine. Burada 3 tane ilmeğimi haroşa yapıyorum. 1 tane ilmeğimi ters örüyorum. Diğer ilmeklerimi ters olarak devam ediyorum. Sadece 3'er tane haroşalarımızı
arka yüzü de unutmayalım. Diğer ilmeklerimiz arkadan tamamen ters olarak örülüyor. Şöyle bakalım. Yine örmeye devam ediyorum arkadaşlar, düz örgü olarak modelimin ön yüzündeyim. Yine haroşa olan yere geldik. Üçüncü sıradayız arkadaşlar. Burada üçüncü sırada diğer modelimizin temelini kurmuştuk. Şimdi yine burada da temelini kuracağız. Şöyle bakalım. İki ilmeğimizin yönlerini değiştirelim. Yine sağa doğru keserken iki ilmeğimizin yönünü değiştirelim. Doladık. Bir ördük, doladık, iki ilmeğimizi beraber aldık. Şöyle bakın arkadaşlar, şu üçüncü dişleri yaparken haroşa dişlerini diğer modelimizin temeline başlamış olalım. Yine burada da aynen diğer modelimizin temelini kuralım. İlmeklerimin yönünü değiştiriyorum. İki ilmeğimi beraber alıyorum. Doladım. Ördüm. Doladım. İki ilmeğimi beraber aldım. Bütün ilmeklerimi düz örgü olarak örüyorum. Arka yüze geçtim. Yine artmış olduğum ilmeğe 4 ilmek kalana kadar örüyorum. 4 ilmek kaldı arkadaşlar. Şurada artmış olduğum ilmek. Şurası bakın. 4 ilmek kaldı. 3 ilmeğimi haroşa yapıyorum. Diğer ilmeklerimi ters örüyorum. Diğer bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Diğer artmış olduğum ilmeğe 4 ilmek kalana kadar ters örüyorum arkadaşlar. Bir tane daha örüyorum. 4 ilmek kaldı. Şuradan bakın. Yine 3 tane haroşamı yapıyorum. Diğer ilmeklerimi ters örüyorum. Böylece arkadaşlar bir modeli tamamlamış oldum. Bakalım. Modelimizin bir modeli tamamlamış olduk. Şimdi tekrar şuradan devam edeceğim. Tekrar ikinci modeli kuracağım. Yine düz örgüyle başladım. Yine 2 ilmek kalınca ilmeklerimin yönünü değiştiriyorum. Doladım. Artık burada artma yapmıyorum arkadaşlar. Burada modeli tamamladım. Düz örgüyle devam ediyorum. Yine burada ilmeklerin yönünü değiştiriyorum. İki ilmeğimi beraber alıyorum. Doladım. Diğer ilmeklerimi düz örgüyle devam ediyorum. Şöyle bakın.
Şimdi arkadaşlar ters örgüyle devam ediyorum. Artmış olduğum ilmeğe kadar ters örgüyle örüyorum. Bütün ilmekleri ters yapıyorum. Artmış olduğum ilmeği ters ördüm. Ön yüzde ikisini bir aldığım ilmeği de ters örüyorum. 3 tane haroşa yapıyorum yine. 1, 2 ve 3. Yine bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Artmış olduğum ilmeğe kadar. Kanalıma yeni gelen arkadaşlar, kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Zil butonunu açarsanız son attığım videolardan haberdar olursunuz. Artmış olduğum ilmeği ters ördüm. İkisini bir aldığım ilmeği de ters örüyorum. 3 tane haroşa yapıyorum. Tekrar diğer ilmeklerimi ters örüyorum. Yine arkadaşlar hemen devam edelim. Düz örgüyle devam ediyorum. Yine iki ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. İki ilmeğimi beraber aldım. Düz örgüyle devam ediyorum arkadaşlar yine. İki ilmeğimin yerini değiştiriyorum yine. Doladım. Düz örgüyle devam ediyorum. Modelimiz çok beğenildi arkadaşlar. Çok istek aldı. Çok güzel bir model. Açık renklerde daha çok belli oluyor. Şöyle bakın. Ters yüze geçtik. Yine artmış olduğum yere kadar ters örgüyle devam ediyorum. Artmış olduğum ilmeği de ters öreceğim. Şöyle arkadaşlar, şu artmış olduğum ilmeği ters ördüm. Hemen yanında ön yüzde ikisini bir aldığım ilmeğimi de ters örüyorum. Tekrar 3 tane haroşayı örüyorum. Haroşaları kaydırarak yapıyoruz arkadaşlar. Her sırada bir defa kayma yapıyorum. Yine ters örüyorum. Dolamış olduğum ilmeğe kadar. Dolamış olduğum ilmeği de ters örüyorum. 3 tane haroşa yapıyorum. Tekrar diğer ilmeklerimi ters ördüm. Son sırayı da yapalım arkadaşlar. Modelimiz zaten bu şekilde kendini tekrar ediyor. Ortaya çıkmaya başladı. Hemen bu sırayı da yapalım beraber. Yine düz örgü örüyorum. Artmış kesme işlemini yaptığım ilmeğe gelince yönlerini değiştirip iki ilmeğimi beraber alıyorum ve doluyorum. Düz örerek devam ediyorum. Yine iki ilmeğimin yönünü değiştirdim. Alış şeklinize göre arkadaşlar, yönünü değiştirmeniz gerekmiyorsa yönünü değiştirmeyin. Şuranın düzgün olduğunu görünce belli oluyor zaten. Doluyorum. Düz örerek devam ediyorum. Şimdi arka yüze geçtim. Artmış olduğum ilmeğe kadar ters örgü olarak öreceğim yine. Hemen başladım.
artmış olduğum ilmeğe kadar arka yüzden ters örüyorum arkadaşlar. Sizler de videoyu başa alarak yeni model kurup devam edebilirsiniz. Artmış olduğum ilmeği de ters ördüm. Tekrar ikisini bir almış olduğum ilmeği ters örüyorum. 3 tane haroşa yapıyorum. Yine ilmeklerimi ters örüyorum. Artmış olduk. İkisini bir aldığım ilmeği de ters örüyorum. 3 tane haroşa örüyorum ve devam ediyorum. Ben modelimi bitirdim arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyor. Her 3. sırada yeni modeli temelini atıyoruz. Eğer burada yeni model başlayacaksanız hemen 3. haroşayı yaparken burada yine artma işlemi yapın. Ben modeli bitirdim. Modelimiz bu şekilde kendini tekrar ediyor. Şuraya kadar arkadaşlar modelimizin bir tanesi olmuş oluyor. Buradan sonra sürekli model kendini tekrar edecek. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.